Cevdet Bey, olağanüstü şeyler görüyoruz burada. Gerçi birazcık hamurlu ve böyle hani hep yağlı falan şeyler görüyoruz ama mis gibi de kokuyor. Evet. Bize anlatır mısınız? Bunların isimleri Bunlar nedir? Bunlar Bingöl'ün geleneksel yemekleri. Burada köylerimizde, şehrimizde yıllardır annelerimizin, ninelerimizin yaptığı yemekler. Bir defa tabiattan böyle evet, doğal elma, armut toplanıp kurutulur. Onlar bir parçası Bingöl'ün. Kak dediğimiz, suntela dediğimiz kurutulmuş meyvelerimiz var. Diğer taraftan mastuva dediğimiz ve herir dediğimiz iki tane hem bulgurdan hem pirinçten. Böyle göbeğinde de yağ oluyor, Evet, öyle mi? tereyağı Yerken olur. bunu alıp buraya mı batırıyoruz? Ne yapıyoruz? Tereyağına tabii banarak diyelim. Yenen sıcak yenir ama bunlar. Sıcak Bayağı ağzı yeniyor. yakar. Evet. Güzel, lezzetli bir yemeğimiz. Sonra sörin dediğimiz bir yemeğimiz var. Bu da aynı şekilde ekmek Bakın, ve... Gümüşhaneliler bizim diyor. Tunçeliler bizim diyor. Siron mu? Sarın mı? Siz de başka bir şey diyorsunuz. Neydi? Olsun, hepimizin. Hepinizin. Hepimizin bunlar. Siz ne Anadolu'nun diyorsunuz? Yemekleri. Sörinapel diyoruz. Sörinapel. Evet. O da sörünün bir türü şey diyelim, versiyonu. Çirvela dediğimiz bir yemek var. O da çok gerçekten lezzetli. İşte kavurmasıyla, et suyuyla, ekmeğiyle filan böyle bir güzel yemeğimiz yine. Zervet dediğimiz. Zer aslında iç demek. İçini evet, dışarı döken bir yemek diyelim. Öyle mi? Öyle de diyebiliriz. Zervet. Bu da yine çok güzel. Kahvaltıda çayla çok güzel, lezzetli bir yemeğimiz. İşte ekmeğiyle, yine yağıyla vesaire. Tabii balımız, kaymağımız, az önce söylediğimiz. Evet. Kavurmamız, çorbalarımız var tabii. Tutmaç dediğimiz çorba. Çok çok lezzetli, çok özel bir çorbadır. Tutmaçla mı etle yapılıyor? İçinde et mi var bunun? Tutmaçın içinde yine ekmek var, şey var, hamur işi var hamur ve işi. et var tabii. Bir çorba. De germ dediğimiz sıcak. Germ. Evet, sıcaklarda içilen çorbadır. Türkçe galiba değil mi? Zazaca. Zazaca. Zazaca isimler. Germ aslında sıcaklık. Sıcaklıktan gelen bir kelime. Sıcak zamanlarda soğuk bir şekilde daha çok yenir bu yemek. Soğuk çorba. Soğuk çorba. Öyle mi? Ha, sıcağı da yenir ama soğuğu da çok güzel olur. Pınara koyarsınız mesela, çok serin hale gelir. O şekilde yersiniz yaz günleri. Çok güzel olur. Yine dut pekmezi. Ne özelliği var diğer dut pekmezlerinden? Dut pekmezi bu bizim yine dut önemli meyvelerinden bir tanesi Bingöl'ün. Ve dutun pekmezi yapılır. Çok evet, şifalı bir şeydir. Ben kendimden biliyorum. Neye iyi geldi mide size? Ağrılarına mesela çok iyi geliyor. Öyle sabah mi? Aç karnına birer kaşık çok iyi geliyor gerçekten. Ama bu saatten sonra şimdi bunlar artık hani böyle zayıflatan biberler gibi, mide ağrısına iyi gelen pekmezler diye, işte bakan mide ağrısını bununla tedavi etti diye bir anda patlama yaparsa? Vallahi onu bilemem. Çok iyi olur ama. Gönderebilecek misiniz? Her yere çok, gönderebilecek her yere gönderebiliriz. Misiniz? Tamam, biz de yeterince özellikle genç bölgemizde, Servi dediğimiz bölgede çok güzel dutlarımız vardır. Diğer bölgelerimizde de bundan da pekmez yapılır ve gerçekten çok lezzetli ve şifalı bir şey söylemek yiyecek. İstiyorum. Genç dediniz. Orada hemen şurada belirtmek istiyorum. Biz bir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir sohbet yapmıştık. Evet. Yine kent sohbeti, benzer bir sohbeti kendileriyle yapmıştık. Ve program başladı. Bitinceye kadar Bingöl ve Genç ilçesinden söz etti. Ben o zaman anlamamıştım. Ve bir gün çocukluğu oralarda geçmiş. Evet, geçmiş ve bir gün buraya yerleşeceğini söylemişti. Ama ben şimdi anlıyorum ki haksız değilmiş. Haksız değil değilmiş yani. Hem bu kadar güzel yemekler, hem bu kadar güzel insanlar gerçekten haksız değilmiş. Yanında bir şey daha görüyorum. Kavurma tabii. Kavurmamız var. Eskiden kışa girerken bütün evlerde neredeyse yapılırdı. Kavurma kaynatılırdı. Bugünkü gibi tabii değildi eskiden, biliyorsunuz. Buzdolabının olmadığı, evet, çok farklı şartlarda. Hem lezzetli hem de tabii kış boyunca eti koruyan bir usul işlem. Diyelim, işlem. Aha. Ve çok yaygındır Bingöl'de. Şimdi de yapılır. Yumurta kırılır kavurmaya. O şekilde değerlendirilir. Soğuk yener. Yoksa soğuk yeniyor. Değişik şekillerde kavurmayı yemek mümkün. Son dönemlerde de Bingöl'de yine daha modern tesislerde bu üretimin yapıldığını görüyoruz. Mutfağa girmeye vakit buluyor musunuz? Maalesef. Pek bulamıyorum öyle doğrusu. Mi? O konuda seviyor hiç becerikli değil. Seviyor musunuz pek mutfakta olmayı? Yemeği seviyorum.